Sivas'ta geçmişte oyunculuk yapan kıymetli hocamızla, Namık hocamızla beraber sözleşmemizi yapıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah önümüzdeki 2019-2020 sezonunda da tekrar bu kulübümüz daha çok başarılara da daha güzel bir şekilde Sivas'a yakışır bir vaziyette kendini, ismini addedecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sivas Belediyespor, evet, kupada ve ligde ikincilikte bulunduğu sürece markalaşma adına ciddi anlamda mesafe kat etti. Bizim de bundan sonraki amacımız bu güzel şehirde bu güzel takımı daha yerlere taşımak olacaktır. Yani irdelediğimiz zaman geçen sene 9. sırada bitirmiş, son haftalarda rahat bir sezonu bitiren bir takımımız var. İnşallah biz bu çıtayı alıp daha yukarıya taşıyacağız. Hedef konusunda tabii ki transfer komitemizle konuştuğumuzda yaptığımız bir hedef birliğimiz var. Öncelik bu ile yakışan, heyecan veren, coşkulu bir futbol oynamak. Önceliğimiz bu. Sonrasında inşallah Allah nasip ederse tabii ki ligin, şimdi her ligde takımın 3 tane hedef var genelde, genel söylüyorum. Kötüsünden başlayarak ifade edeyim. Birincisi küme düşmemek. İkincisi playoff oynamak, oradan bir üst lige çıkmak. Üçüncüsü de şampiyon olarak çıkmak. Biz son söylediğim iki hedefi yakalamak için buradaki bütün emeğimizi, bütün çabamızı göstereceğiz. Şu anda transfer komitemiz iş transferi halletmek için çaba gösteriyor. İnşallah kısa sürede hallolacaktır. Tabii dışarıdan da görüştüğümüz oyuncularımız var. Transfer edeceğimiz oyuncu sayısında, oynayacağımız sistem konusunda transfer komitemizde ortak bir şekilde hemfikir olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kulübümüzde başarı için uygun bir ortam var. Tesisleri gördük, yani şartları konuştuk. Başarılı olmamak için hiçbir engel yok diye görüyoruz. İnşallah kuracağımız takımla, oluşturacağımız aile ortamıyla, ki bunun altını çizerek söylüyorum, oluşturacağımız aile ortamıyla Sivas Belediyespor'da Sivaslı spor severlere canlı, heyecanlı, coşkulu futbol izleterek bu takımın daha üstlüklere çıkmasını sağlamak hedefindeyiz. Deneme kampı gibi bir şey yapacağız. 5 etaplı bir kamp yapmayı planlıyoruz. Ayın 7'si ile 11 arasında burada daha çok istisnai durumlar olabilir. 96 ve üzeri doğumlulara hitap eden bir seçme yapmak istiyoruz. Buradan kulübümüze çıkabilecek yetenekli arkadaşlarımızı değerlendirmek istiyoruz. Daha sonrasında 12 Temmuz'da birinci etabı, ikinci etabı burada olmak üzere, Sivas'ta olmak üzere 12 Temmuz'da başlayan bir programımız var. Üçüncü etabı kamp ve hazırlık maçları programı. Dördüncü etabı tekrar Sivas'ta olacak ve ondan sonra lige hazırlanacak şekilde bir program yaptık. Kamp yeri tercihiyle ilgili çok netleşmiş bir şeyimiz yok. Görüşme halindeyiz. Tabii ki burada kulüp menfaatleri ön plana çıkacaktır. Kulübümüzün menfaatini olacak şekilde kamp yerimizi de ayarlamak için arkadaşlarımız çaba gösteriyor. Katılmak isteyen herkese kapımız açık. Yeteneğin nerede, ne zaman karşımıza çıkacağını kestiremiyoruz. Ben yeteneğin her an her yerde karşımıza çıkacağına inanan bir teknik adamım. Sonuç veren çalışmalardır. Ama çok çok aman aman oyuncular çıkıyor mu derseniz değil. Ama öyle bir şeyden bir tane, iki tane, üç tane maksimum oyuncu da bu kulübe kazandırabilirsek tabii ki başarılı olmuş olacağız. Daha çok yakın çevre olabilir, ilimizin merkezi olabilir, ilçelerimiz olabilir. Ama dışarıdan da gelmek isteyen olursa, kulübümüze müracaat eden olursa onlara da kapımız açık olacak. Ama tabii ki bir kotası var, bunun kalma yeri var, kalma sorunu var, beslenme sorunu var. Çünkü 4 günlük kamp olacak. Sabah antrenman yapacağız, öğleden sonra ne istediğimizi, ne alabiliriz onu göreceğiz. Yapacağımız o informasyondaki çalışmalarla. İnşallah dilediğimiz gibi olur. İyi arkadaşlar gelir, oradan da kulübümüze fayda olacak, birilerini çıkarabiliriz. Cemal Çıldır var, baş antrenör olarak görev yapacak. Bizim daha önce de çalıştığımız arkadaşımız. Yılmaz da burada daha önce görev yapan atletik performans antrenörü olarak görev yapacak. Kadir Demirel biliyorsunuz, o da Sivasspor'da oynadı. O da antrenör arkadaşımız. Ve Fatih Hoca var. Fatih Rüştü Dönmez. O da kaleci antrenörü olarak
Teknik ekibimiz de görev yapacaklar. Şeyimiz bu. Oluşturduğumuz ekip bu. İş transfere göre şekillenecek dış transferimiz ama gördüğümüz kadarıyla kulübümüzün bir defa özellikle işte istatistiklere baktığımızda çok gol yiyen bir görüntüsü var. Geçen sezon için değerlendirmeyi söylüyorum. Oraya bir pansuman yapacağız. Orayı bir onarmamız lazım. Defansif anlamda öncelik olarak oradan başlamayı düşünüyoruz. Zaten ben daha önce çalıştığım kulüplerde de yani geriden başlayıp öne doğru giden bir transfer çalışmasını hep tercih ettim. Sonuç da verdi. Onun için oradan başlayıp takımı defansif anlamda oluşturduktan sonra öne doğru gideceğiz. Çok fazla bir transfer yapmayı düşünmüyoruz sayısal olarak. Ama dediğim gibi her şey iş transferdeki çalışmaya da bağlı. İş transferdeki arkadaşlarla anlaştıktan sonra o şablonu oturtacağız. Nereye ihtiyacımız varsa ona göre hareket edeceğiz. Türkiye'de belli takımlar var. Ligi, sıralaması, neresi olursa olsun. Yani örneklendirecek olursak biz Sakaryaspor, işte bir Kocaelispor alt ligde, bizden de alt ligde. Şimdi bir Vanspor geldi buraya, bir Çorumspor geldi buraya, bir Samsunspor. Yani bunların hepsi marka takımlar ve ikinci ligde oynayan takımlar birçoğu. Ama şu anda biz herkesten, bu da benim kendi şahsi düşüncem, bütün kulüplerden birkaç adım öndeyiz. Çünkü daha birçoğu yönetimini kurmadı, birçoğu kongresini yapmadı. Ama biz Sayın Başkanımızın önderliğinde transfer komitemizde çalışıyoruz, görüşüyoruz. Yani bizde bir hareketlenme var. Daha birçok kulüpte bu hareketlenmeyi göremiyoruz. Ama ne olursa olsun, yani bir Sakaryaspor, bir Samsunspor, bir Vanspor, bir Çorumspor, üstten gelenler, Urfa Spor, renkli, canlı, sizin de ifade ettiğiniz gibi küçümsenmemesi gereken bir lig yaşayacağımızı biliyorum. Ve biz de bütün önlemlerimizi, bütün hesabımızı, kitabımızı zaten buna göre yapıyoruz. Öncelikle ben şehrimizin en önemli markası Sivasspor 2019-2020 sezonunda başarılar diliyorum. Onlar da Rıza hocamızla anlaşmışlar. Hocamıza da buradan sizin vesilenizle öncelikle hayırlı olsun diyorum. Tabii Sivasspor bizim lokomotif takımımız. Yani şehrimizin, bölgemizin hatta daha da genişletirsek lokomotif takımı. Tabii ki kolektif çalışmayı düşünüyoruz. O bilgileri paylaşacağız. Oradaki oyunculardan bizi taşıyacak, bizi götürecek oyuncu olursa biz her zaman böyle bir kolektif bir çalışmanın içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bunu da candan ve gönülden söylüyorum. Yani bu şehirde futbolun kalkınması bakış açılarına bağlı. Yani Sivasspor Kulübü'nden biz ne kadar faydalanırsak bu bizim kulübümüzün lehine olur. Yani bunu hiçbir zaman şey yapmayız. Biz zaman zaman ben Tokat'ta çalışırken de Rıza Hoca yine Sivasspor'un başındaydı. Yine görüştük, yine temas halinde olduk. O zaman da mesela Sivasspor'dan oyuncu aldık, şey attık. Ya yani bunlar, bu ilişkiler muhakkak sıcak olacaktır bundan sonra. Bundan öncesini bilmiyorum. Yani siz ifade ettiğiniz için, çok istediğiniz düzeyde demediğiniz için, olmadı dediğiniz için bir şey söyleyemiyorum. Ama bundan sonrasında daha sıcak ilişkilerin olacağını en azından biz kendi tarafımızdan ifade ediyoruz. Profesyonelleşme adına çok güzel, işte fitness'ımız var, saunamız var, futbolcu buradan çıkacak, hemen sahada antrenmanını yapacak, gelecek istirahatine geçecek. Bunlar çok kulüpte bulunan imkanlar değil, bizim kulübümüzde var. Onun için biraz önce de ifade ettim, yani başarılı olmak için burada her türlü ortam var. Ya biz bunun içine yani arkadaşlar da yaptığımız değerlendirmede ne yapabiliriz? Soğuk bir İşte kışı sert geçen bir iklim olan bir şehirdeyiz. İşte bu aradaki mesafelerde futbolcular telliyken üşütmemek için, onları hasta etmemek için ne yapabiliriz? Biraz ona kafa yorduk. Yani şey yapıyoruz. Tesisin içerisinde çok boş alan var mesela baktığımız zaman. Nasıl değerlendirebiliriz? Altyapımıza nasıl bir faydamız olur? Bunları bir proje halinde kafamızda tasarlıyoruz. Onları daha sonra rapor halinde zaten biz yönetim kurulumuza sunmayı düşünüyoruz. Şu an için çok net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ben de iki gündür buradayım. Ve önceliklerimiz var. Önceliğimiz iş transfer, sonra takım oluşumu, dış transfer, işte kamp hazırlıkları falan derken
O önceliklerden sonra tabii ki buradan giderken şurayı da Namık Hoca söyledi, böyle yaptık, iyi oldu dedirtmek istiyoruz. İsteriz de zaten. Buraya Sivas Belediyespor'u izlemeye gelen taraftarlarımız sahada coşku veren, canlı, dinamik. Maç bittikten sonra giderken futbola doymuş, doygunluk yaşamış bir takım olmayı hedefliyoruz. Ve bu bizim en ilk sıraya koyduğumuz şey. Nihayetinde futbol oyunu bir temaşa oyunu. İnsanların gelip izlediği, ettiği, tamam puan önemli ama puanın yanında da izleyenlere tat veren, izleyenlerin tat aldığı sahada bir şeyler üretmek lazım. Konuşmamın başında da söyledim, yine söylüyorum. Böyle bir takım oluşturmak istiyoruz. Zannediyorum ki bu işi başlattığımız zaman kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa derken tribündeki seyirci sayısı her zaman artacaktır. Ben Van Spor'da çalıştım. Van Spor'da ilk maça çıktığımızda 3200 taraftarımız vardı. Ama daha sonra maçlarımızı 14-15 bin kişi oynamaya başladık. Başarı, sahanın içerisindeki istek, arzu, mücadele illaki tribünlere yansıyor. Bu işin böyle bir yapısı var. Futbolun böyle bir yapısı var. Biz de o tribünleri doldurmak istiyoruz. Bunun dışında tabii bir takım sosyal çalışmalarımız da olacak. Başkanımızla da o konuda dün paylaştık. Yani okul ziyaretleri, işte bunlar zaten hemen hemen her şeyin yaptığı şeyler de. Biraz daha türbünleri renklendirmek için bir takım da sosyal çalışmalarımız olacak. Yani kulüp otobüsümüz o gün maç günü ana caddelerde, rak köşelerde, yani insanların etkin olduğu her yerde dolaşacak. Hatta kısmet olursa inşallah yöneticilerimizle 5-6 kişilik ekipler halinde maçtan 3-5 saat önce şehri gezecekler. Çünkü herkes birbirinin esnaf arkadaşı. Gelsinler ya da gelmesinler. O gün Sivas'ta Sivas Belediyespor'un maçının olduğu bilinsin. Halk bilsin. Ya bugün bizim Sivas Belediyespor bugün Urfa'yla maç yapıyor. Gümüşhane'yle maç yapıyor. Kastamonu'yla maç yapıyor. Hakikaten Türkiye'nin en renkli, en ağır kapasiteki ligi ikincilik. Yaklaşık 34 tane takım. 34 tane takımı nereden baksanız 21-22 tanesi şehir takımı. Samsunları var, Sakaryaları var, Afyonları var, Maraşları var, Manisaları var, var da var. Yani bizim gücümüzün şehir kapasitesinin üzerinde coğrafi olarak olan çok büyük takımlar var. O yüzden biz bunu şehrimizin herkesinin her ucu köşesindekine kadar bu şehir takımının maçının olduğunu mutlaka bildirteceğiz. Yani. Ve ondan sonra inanıyorum ki sahada da Namık Hocam ve çocuklar, oyuncularımız bu hazzı da o insanlara yaşatacak. Buna eminim. Temennim böyle. Ve bu temennimizin arkasında da tabii zaten temenni etmekle kalmayacağız. Koşturacağız, mücadele vereceğiz. Bu yüzden sizlerle de beraber her an her şeyi de takip edeceğiz. Tabii sizin desteğiniz olmadan da açık söyleyeyim. Basın bir güçtür. Biz de buna talibiz ve bundan da hiçbir şüphemiz yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tabii işte, buyurun başkanım. Efendim hocama da bize de inşallah şehrimize de Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim utandırmasın. Önemli olan burada nedir? Şehrimize mahcup olmayalım. Şehrimizin taşıyabilelim. Biz de buna inanıyoruz. Bu şehri taşıyacağız. Bugün Namık Hocam'la, yönetim kurulumuzla, transfer komitemizle, yönetim kurulumuzun kıymetli üyeleriyle inanır mısınız sizleri mahcup etmeyeceğiz. Gereğinin hepsini yapacağız. Tabii ki maddiyat var işin içinde. Biz bunu çözeceğiz ya. Cenab-ı Allah şudur. Yani sahipsin sahibi Allah'tır ya. Bir kapı açar. Hiç canınızı sıkmayın. Allah utandırmasın. Evet, gülüyor muyum abi? Hocam buradayız. Allah kılıçtan alabilmesin. Amin efendim. Amin. Tamam. Allah razı olsun.